Zaman zaman diyorum ya size, bazı tarihleri lütfen not ediniz diye. Not etmeniz gereken bir tarihti. 21 Nisan 2019 Pazar günü. Ankara'nın Çubuklu ilçesi Akkuzulu mahallesi. Eğer günün birinde size ya o tarihte ne olmuştu derler ise siz şu cevabı verirsiniz. Kafası iyice bozulmuş, bozdurulmuş bir adam insana saldırıyordu. Siyasi parti lideri vesaire filan değil. Hiç onlardan bahsetmiyorum. Kafası bozmuş ve bozdurulmuş bir adam bir insana saldırıyordu. Kafası bozuk ve bozdurulmuş insanlar topluluğu insanlara saldırıyordu. Aslında kime saldırıyordu derken tek bir kişi değildi orada. Sizler belki siyasi parti lideri olarak düşünebilirsiniz. Hayır. Saldırı sadece kendi düşüncesinde olmayan, kendi inandıklarının dışında veya kendi farklı düşüncelere sahip bir insanı yok etmek, ona saldırmak, onu örselemek, incitmek amacıyla yapılmıştı. Özünde nasıl bir insandı bilmiyoruz. Ama kafası bir şekilde bozuk ve kafası bir şekilde bozdurulmuştu. İşte saldırı kime derken saldırı tek bir kişiye değildi. Saldırı aslında kendi gibi düşünmeyen herkese yapıyordu şu kişi. Ve işte önce geldi vurdu, ardından kaçtı. Bu kadardı. Geldi vurdu, ardından da kaçtı. Yaptığı iş bu kadardı zaten. Vurmak ve kaçmak. İşte bakınız, linç zihniyeti böyle bir şey. Ve o linç zihniyetinin başrolündeki adamdan bahsediyoruz. Hatta orada çok fazla, tek bir kişi değil belki. Belki sayısı 9 deniyor ama 9'dan da fazla olabilir. Ne var ki bu adam ve adamlar, ki içlerinde kadınların da olduğu söyleniyor, neden böyle bir zihniyete sahip oldular? Niçin onların zihniyeti bu şekilde bulandı, bulandırıldı ve kötü düşünceli oldu? Neden bu eylemi yaptılar? İşte bu linç zihniyetini gerçekleştiren bu topluluk içindeki kadın, erkek, yaşlı, genç kimlerse başroldeki, baş aktörde ekranda gördüğünüz kişiydi. Kafası bozulmuş, kafası bozdurulmuş O.S. Ve orada bir ses vardı, dikkat ettiniz mi? Geçmişten hiç ders almıyoruz bizler. Bir kadın sesi, yakın, yakın bu evi, çakın diye. Ya bu ülkede 93 yılının 2 Temmuz'unda Sivas katliamı yaşandı. Böyle şuursuz insanların seslerini yükseltmesiyle o Madımak Oteli ateşe verildi. İnsanlar içerisinde hayatlarını kaybettiler. Zaten o kadın o tarihi bilmiyordur, okumamıştır. Okumamıştır. İşte bu katliamı anlatmak gerekiyordu. Sivas katliamını insanlara anlatmak gerekiyordu. Yıl 2019, 2019'un 21 Nisan'ı benzer zihniyette bir kadın... Bir insan diyeyim, kadın veya erkek hiç fark etmez. Bir insan çıkıyor, yakın bu evi, yakın, ateşe verin diyor. Bakın sonucu yaşıyoruz. O insanın oraya nasıl evrildiğini bilemiyoruz. Geçen 26 yıl içerisinde. Ve bakın esas şunu sormak gerekiyor. Bu insanı, bu duruma, bu insanları bu duruma kim getirdi? Kimler getirdi? Bu kadar öfke nedendi? Bu kadar şiddet nedendi? Bu kadar insan sevgisizliği neden kaynaklanmıştı? Bunu birilerine sormak gerekiyor. Beyinler bir algıyla, bazı beyinler, hepsi değil, bir algıyla farklı farklı bilgilerle donatılmış veya bilgi demeyeyim de cümlelerle donatılmış, siyasilerin cümleleriyle. Ve biliyorsunuz yıllardır gergin bir ortamdan geçiyoruz. En sonunda 31 Mart atlattık. İşte o bir koltuk fazla alabilmek için, bir sandalyeyi fazla alabilmek için yapılan söylemlerin bazı sorgulamayan kafalar tarafından nasıl insanlara yansımasını görüyoruz, nasıl yansıdığını görüyoruz saldırı şeklinde. İşte bakınız, şimdi az önce Süleyman Soylu da bence önemli sorumlulardan biridir. Geçmişteki söylemlerini hatırlayacaksınız. Şöyle bir cümlesi de vardır. CHP'lileri şehit cenazelerine sokmayın diye 24 Haziran sonrasında sorumluluk sahibi bir insanın söylememesi gereken cümlelerden biridir. Ve geldik. Az önce Sayın Soylu işte haber vermeliydi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle olmalıydı, böyle olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi de biz şöyle haber verdik, böyle haber verdik. Ama somut olan gerçek bir şey var. Alın. Orada kimler var?
Emniyet İl Müdürü, Ankara Emniyet İl Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Ankara'da onun yeri biliyorsunuz, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Jandarma İl Komutanı ve Milli Savunma Bakanı. Ve böylesine büyük, önemli isimlerin katıldığı yerde siz bir emniyet zaafının olabileceğini düşünüyor musunuz? Ama öyle bir zaaf var ki veya öyle bir zaaf oluşturulmuş ki buradaki güruh gelip saldırabiliyor bir insana. Siyasi parti liderinden bahsetmiyorum. İnsan olgusundan bahsediyorum, insandan. İşte o yüzden de bu kadar çok önemli ismin katıldığı yerde nasıl da böyle bir olay olabiliyor? O sorunun cevabını da İçişleri Bakanı'ndan almak isteriz gerçekten. Ve geldik. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı kendini sorgulaması gerekiyor. Ben ne yaptım arkadaş? Benim söylemlerim neydi geçmişte? Ben bu söylemlerin acaba bu kişilerin bu saldırıyı gerçekleşmesinde payı var mıdır, yok mudur diye sorgulaması gerekiyor. Sorumlu odur. İstifa etsin açıklaması yaptı. Diğer taraftan Süleyman Soylu da öyle bir açıklama yaptı ki yani kabahati kendisinde de bulmuyor siyasetçiler. Yani sanki oraya Sayın Kılıçdaroğlu gitmemeliydi. Yani başına gelecek belliydi imasında bulunuyordu. Şimdi ben bu cümleyi görünce ve okuyunca hemen aklıma bir başka soru geldi. O adamı yumruk attıracak ne yaptın diyordu ya Bahçeli Kılıçdaroğlu'na. Benim de aklıma şu geldi. O adama hangi düşünce yumruk attırdı? Ve işte bakınız, bu ittifakın veya oy kazanabilmek için yapılan o siyasi argümanların, siyasi söylemlerin sonunda milletin geldiği durum bu. Ve Sayın Bahçeli'yi dinleyecek olursak siyasi gettolardan bahsediyor. Herkes mahallesinde yaşasın arkadaş. Sen benim mahalleme gelme, ben senin mahalleme. Oy alamadığın yere gitme. O zaman ülkede asayiş sorunu var demektir. Birlik ve bütünlükten bahsedemeyiz. İç cephenin sağlamlığından bahsedemeyiz. Nutuk'ta öyle yazıyordu. O kadar enteresan. İki, millete hizmet görevi olan, devlete ve millete hizmet görevi olan iki kişinin davranışındayız. İki devlet adamı. Bunlardan biri Hulusi Akar. Genelkurmay eski başkanı, efendime söyleyeyim, askerlikten geliyor, disiplinden geliyor. Ciddi bir yüz ifadesi vardır, her zaman tanırsınız. Ve daha sonra da Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı yapıldı. O oradaki güruha şöyle seslendi. Değerli arkadaşlarım, yani o güruhun içerisinde vuranlar, tekmeleyenler, yazdım, yumruk atanlar, taş atanlar, yakın diyenler, çakın diyenler, evi yakın diyenler de vardı. Ama öyle bir devlet adamı vardı ki, Emniyet Genel Müdürü Hulusi Bey'in belki de ondan ders alması gerekiyor. İşte Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürü. Bu insanın ismini çok fazla kimse konuşmuyor ama önemli. Oradaki kalabalığa dedi ki, bir dakika, önce beni ve emniyet güçlerini linç etmeniz gerekiyor ki içerideki adamı linç edebilmeniz için. İşte iki devlet adamı arasındaki fark. Hulusi Akar, sizi bilmiyorum ama benim şahsi görüşüm, uzunca bir süredir kafamda hep soru işaretleri olan bir kişidir. Özellikle 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlarda. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlarda ve bu zaman zaman yaşadığımız olaylar içerisinde hep böyle soru işaretlerini kafamda yaratır. Mesela 15 Temmuz'da neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip de ifadesini vermemiştir? Ben hep bunu sorgularım. Niçin? O kadar derdest edildi. O kadar neredeyse onuruyla oynanıyordu. Ama gidip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşünü ifade etmekten hep uzak kaldı. Burada yok etmeye çalışıyor. Burada yok etmeye çalışan bir insanı, yok etmeye çalışan insanlar topluluğu var. Değerli arkadaşlarım diye seslenebilme cesaretini kendinde görebiliyor. Ama emniyet müdürü kendi hayatını, emniyet genel müdürü kendi hayatını ortaya koyuyor. Celal Uzunkaya, sevgili izleyenler. Önce diyor beni ve arkadaşlarımı linç etmelisiniz ki bir başkasını linç edebilirsiniz. Ve iyi ki Ankara emniyet genel müdürü gibi, evet, Celal Uzunkaya gibi insanlar var. Bürokratlar var bu ülkede ki yani onlar bu şekilde bu güruhları bastırabiliyorlar. Saldırı tek bir partinin liderine veya o partinin yetkililerine falan değil. Bu hepimize yapılan bir saldırı. Eğer ki siz
bugünün şartları içerisinde toplumsal kutuplaşmanın bu kadar fazla olduğu bir ortamda farklı düşüncedeyseniz, bu siyasetçi olmuş, gazeteci olmuş, normal sıradan bir yurttaş olmuş hiç fark etmiyor. Ve bakın, bu zararlı iklimin gelişmesinde bir de bazı medya organları var. Attığı başlıklarla, yaptıkları haberlerle, insanlara kin ve nefret kusan, insanların içerisine kin ve nefreti aşılayan yayın organları var. Gitseniz kendilerine sorsanız, biz bir şey yapmadık, hayır. Biz gazetecilik yapıyoruz. Sadece boyalı kağıtlardan bahsediyoruz, o kadar. Başka hiçbir özellikleri de yok. Ama yaptıkları büyük bir zarar var. O da maalesef toplumu germeleri. Ve toplumun bireylerini karşı karşıya getirircesine, ki getirdiler de, başlıklar atmaları ve işin boyutunu bambaşka bir yere, daha doğrusu milli birliğimizi bozacak duruma getirmeleri. Sorsanız kendilerine, biz böyle bir şey yapmıyoruz derler.